Sana düştü sanki benim ödevimin derdi. Ya ben senin iyiliğini istiyorum. Ödevini yapmazsan Türkçe'de sana sıfıra basacak artık. Sana ne kızım ya? Sen ne karışıyorsun? Bugün de azarı işittin öğretmenden. Hakan amcaya söyleyeceğim. Hele bir söyle de kafanı patlatayım. Bunu da söyleyeceğim. Özge, elimden bir kaza çıkacak bak. Susun bakayım. Uyuyordum, uyandırdınız. Tayfun dedeciğim. Bu Emre tam bir canavar. Bana çok kötü davranıyor. Annemi arayın, ne olur gelsin. Ben bir dakika daha burada duramam. Aman çok iyi olur. Çocuklar çok ayıp ama. O bizim misafirimiz. Külahları değişir, ona göre bak. Annemi arayın ya da beni bir otobüse bindirin. Gideceğim ben. Hadi bakalım. Çıkın yukarı, güzel güzel oynayın. Onunla oyun falan oynanmaz. Mızıkçının teki. Emre, çok oluyorsun sen ama. Çıkın bakayım hemen odanıza. Yaptığını beğendin mi? Beni aralarında istemiyorlar. Bugün Emre ödevini yapmadığı için öğretmenimiz ona kızdı. Hem anıncını benden çıkarıyor. Ne yapayım yani? Benim suçum mu? Tamam kızım. Sen burada bekle. Ben onlarla bir konuşayım. Sonuçta ne olursa olsun evinizde misafir olan birine böyle davranmanız çok ayıp. Parmak kadar çocuk nereye gitsin? Annesi de burada değil. Yazık değil mi çocuğa? Zaten babası da yok. Teyze size kaza geçirmiş. Biraz da kendinizi onun yerine koyun canım. Hadi aşağı inip hemen özür dileyim bakalım. Ama dede. İtiraz istemiyorum. Annesi gelsin, sonra ne yaparsanız yapın. Ama şimdi değil. Hadi bakalım. Hadi. Of. Özge? Özge? Nerede bu kız? Yukarıdadır belki. Mutfakta tıkanıyordur. Mutfakta değil, banyodadır. Yukarıda yok, her yere baktım. Ona bir şey olursa sorunuzu sizsiniz. Ben de dışarı bakayım. Emre, hemen babanı ara. Yediğiniz haltı anlat. Daha ameliyattan çıkmadı demek. Üzülme Simge, her şey yoluna girecek. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ara, olur mu? Özge mi? Çok iyi, merak etme. Anlıyorum. Efendim? Tamam. Emre? Yok yok, ona iyi bakıyoruz. Heh, evet, ceple konuşuyor şimdi. Hı-hı. Evde misin, arasın seni? Tamam, tamam. Tamam Simge, görüşürüz. Emre aradı, bir arasana, evdeymiş. Alo oğlum, beni aramışsın. Ne? Nasıl? Babam peşinden mi gitti? Ne oldu? Ha? Nasıl yani? Bilmiyorum baba, yok işte. Nana mı? O da yok. Bilmiyorum. Tamam. Uf, nereye gitti bu kız ya? Sen de çok üzerine gittin ama. Ha, sanki sen çok güzel davrandın da. Umarım başına bir şey gelmez. Heh, dede. Ne oldu, bulabildin mi? Bulmuş gibi miyim? Duadenin de başına bir şey gelmiş olmasın. Baban aradın mı? Evet. Dışarıda hava buz gibi. Yavrucak hasta olmasa bari. Babam hemen karakola haber vereceğim dedi. Geliyor. Hadi çıkın odanıza. Gözüm görmesin sizi.
Yemeğe kadar da inmeyin aşağı. Ah bu çocuklar. Keşke çenemi tutsaydım. 2 gün sonra annesi gelecek. Biz sabredemedik biz de. Ne oldu? Kısa bir haber var mı? Arıyorlar. Bulunamadı mı? Hayır. Aferin yani çocuklar. 2 gün idare edemediniz değil mi? Sağ ol baba. Al işte Simge arıyor. Özge ile konuşmak isteyecektir. Ne diyeceğim ben şimdi? Alo Simge. Merhaba. Özge'nin telefonu mu kapalı? Tamam canım, söyleyeyim şarja taksın. Şimdi veremem, banyoda. Evet. Tamam, çıkınca seni arasın, olur mu? Tamam. Neden yalan söyledin be oğlum? Ne deseydin baba? Kızcağız kardeşinin başında hastane köşelerinde. Bir de benim 2 kıskanç çocuğum senin kızını evden kaçırtmış, şimdi de bulamıyoruz mu deseydin? O kızın başına bir şey gelirse tek sorumlusu sizsiniz. Biliyorsunuz değil mi bunu? Baba bırak. Ne alt ettiklerini anlasınlar. Nerede bu kız ya?